Herkese merhabalar. Bu dersimizde Edit Spline Modifier'ının içerisinde yer alan köşe, kesme ve yumuşatma komutlarına bir bakacağız. Bunu da yine bu vazonun yan kesitini çizdiğimiz dosyadan ilerleyerek yapacağız. Bir önceki dersimizde eğri çizgiler çizmek adına bu vazomuzun yan kesitini çizmiştik. Bu dersimizin de kaynaklar kısmında dosyanın bu halini bulabilirsiniz. Şimdi bunun üzerinden yüzeyler elde edebilmek için şu zemin hattını da ortasına kadar bir çizmemiz gerekiyor. İşte bu eğri çizginin ucuna düz bir çizgi olarak o ortaya kadar olacak olan çizgiyi ekleyeceğim. Ne yapıyorum bakın. Create sekmesine geldim. Line komutuyla çizmeme başlayacağım. Şuradan snap'imi açıyorum ki ucundan çizmeye başlayayım. Bakın sol tuşa basılı tutup sürüklemedim. Direkt tıkladım. Bunun sebebi sert bir köşe oluşturmak istemem. Sonra Shift tuşunu basılı tutarak çizginin dümdüz gitmesini sağlıyorum. Orta olduğunu düşündüğüm bir yerde tekrar tıklıyorum. Yine sert bir köşe oluşturdum. Ve sonra da mouse'u sağ tıklayarak komutu tamamlıyorum. Aynı şekilde klavyeden ESC'ye basarak da komutu tamamlayabilirsiniz. Şimdi işte bakın burada bir çizgi çizdik. Güzel. Bu çizgimizin modified'ı ismi line 002. Yan kesit için, yan kenar için çizdiğimiz çizgi de line 001'di. Renkleri aynı denk geldiği için bütünmüş gibi görünüyorlar. Ama aslında görüyorsunuz iki tane ayrı çizgi objemiz var. İşte ben bunların birleşmesini, tek bir çizgi objesi olmasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorduk biliyorsunuz? Edit Spline Modifier'ın içindeki Attach komutunu kullanıyorduk. Ama Line komutunun da kendi içinde zaten Edit Spline Modifier'ı içerisinde yer alan yetenekler mevcut. Yani bir çizgi objenizi seçip Attach deyip başka bir çizgi çat diye o çizgi objenizin içerisine alabilirsiniz. Güzel. Spline moduna geçelim. Attach'i bir kapatalım. Şimdi tamam ikisi bakın hepsi tek bir obje haline geldi. Güzel. Hani Attach yaptık. Ama hala bir bütünlük söz konusu değil. Şu köşeyi bakın orada kaç vertex var? 2 vertex var. Ne yapıyorduk? Weld yaparak orayı da kaynattım. Artık bakın burası ne oldu? Komple bir bütün oldu. Şimdi bu dersimizde size bu köşeyi yumuşatmayı, hani bu sert geçişi yuvarlamayı göstereceğim. Ama burayı yuvarlayabilmeniz için buranın kaynaşık bir köşe olması şart. Az önceki gibi iki tane ayrı çizginin iki ayrı ucu olarak kalsaydı o zaman bu yuvarlamayı yapamayacaktık. O yüzden bu weld'i yapmış olmam orada çok kıymetli. Ama mesela atıyorum şu köşeye de gelip weld yapmanıza gerek yok çünkü zaten orası bütün. İşte bu sert köşenin şuraya fillet dediğimiz bir yuvarlama yapacağız. Line komutunun yine içinde fillet şeyi bakın şurada var. Aktif değil. Biliyorsunuz Edit Spline Modifier'ında da böyleydi. Bu komutun aktif olması için ona uygun olan alt obje tipine geçmemiz gerekiyor. Bakın Vertex'te Fillet aktif. Gelin şöyle bir şey yapalım. Çizgimizin bu halini korumuş olmak adına bunu bu line seviyesinde yapmayacağım. Bakın ne yapıyorum? Modifier listten şuradan Vertex modundan çıktım. Modifier listten Edit Spline modifier'ını line'ın üstüne ekliyorum. Daha önce 3ds Max'te buradaki üst üste bindirdiğimiz modifier'larla modelleme sürecinin ilerlediğini konuşmuştuk. Ve bu üst üste bindirdiğimiz modifier'ları canımız isteyince silip geride alabiliyorduk. İşte ben line'la elde ettiğim şu yapıdan o kadar memnunum ki line'ın içinde tekrar bir şeyler yapıp onu bozduğumda ya da ilerlettiğimde buna geri gelme şansımın kaybolacak olmasından memnun değilim. Bu yüzden bakın Edit Spline'ı ekledim. Edit Spline Modifier'ı line'ın içindeki yeteneklerin hep aynısına sahip olsa da ayrı bir modifier olarak buraya eklendiği için ben bu modifier'da mesela bakın segment moduna geldim. Şu kenarları sildim görüyor musunuz? Sonra şu köşeyi aldım. Şöyle çevirdim. Yani çizimi mahvettim. İşte bakın ne oluyor? Bu hale geldikten sonra Edit Spline sildiğim anda ondan önceki halimize geri dönüyoruz. İşte bu yüzden bu ikinci Edit Spline'ı burada eklemeyi tercih ettim. Edit Spline'ın içinde fillet'ımızı yapalım. Köşe moduna geldim. Bakın fillet burada. Köşemizi seçiyoruz. Sonrasında bu köşeyi seçtikten sonra fillet komutunun yanına
yuvarlama miktarı ne kadar olsun istiyorsak, mesela 3 santimlik bir fillet olacaksa 3 yazıp enter'lıyoruz. Görüyorsunuz filletimiz oldu. Çok büyük bir fillet oldu. İyi bir tahminde bulunamadım. Ctrl Z ile geri basıyorum. Bu arada Ctrl Z'ye basabilmeniz için şu boş bir yeri tıklayıp sonra Ctrl Z'ye basmanız lazım. Bir daha basayım. Çünkü şurada yazı yazma, şuraya yazı yazma işlemi içerisindeyken Ctrl Z'ye basmanız bir şeye yaramıyor. Ölçüsünü nasıl tahmin edebilirim? Görerek nasıl yapabilirim? Fillet komutunu çalıştırırsınız. Köşenin üstüne gelip sol tuşa basılı tutup mouse'u sürükleyebilirsiniz. Bakın bu da böyle mouse'unuzu sürükledikçe fillet'ı büyütecektir. Mesela şu kadarken bakın aşağı yukarı bu benim için yeterli. Ölçü kısmında ne yazdı? 0.3. O zaman bir 0.5'lik bir fillet. Bakın şu an 0.5'e geldi mouse'u biraz daha yukarı sürüklediğimde. 0.5'lik bir fillet yapabiliriz. Yaptım bu haliyle. Ctrl Z'ye bastım. Sonra şuraya gelip 0.5 yazıp enter'ladım. Burada yine her zamanki söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bunu offset'te de konuşmuştuk hatırlarsanız. Köşe seçiliyken şuradan ben boyutları ayarlayayım diye bu okların üstüne gelip tıklarsanız o tıkladığınız 0.1'lik fillet çat diye yapılıyor. Hatta 0.1 değil, şu anda bir tıklamayla birlik yapıyor. Pardon, 1 santimetrelik. Görüyorsunuz. Hani ebatı bu şekilde oynamak istiyorsanız fillet'ı kapalı, bu arada buraya yazarak fillet yapmak için ya da oklara basarak fillet yapmak için komutu açmış olmanıza gerek yok. Komutu açtığımızda bize faydası mouse'la yapabilmemiz, şurayı sürükleyerek. Şimdi bakın köşeyi seçtim. Ok tuşun üzerine basılı tuttum. Şimdi yine sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Ama basılı tutmak yerine tıklarsanız tıkladığınız anda 1 santimlik fillet'ı yapıyor. Lütfen bunu unutmayın. Bakın yaptıktan sonra da o fillet'ı yaptığı yerdeki başka bir vertex'i seçiyor. Bir daha tıklarsanız bir de oraya yapıyor. Bir daha tıklarsanız bir de o köşeye yapıyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane vertex oluştu. Yani bunu tıklaya tıklaya büyütmeye kesinlikle kalkışmayın. Her seferinde bir fillet yapacaktır. Bu konuda uyarmış olayım. Ctrl Z'lerle geri aldım. Fillet değerimiz kaç olacak dedik? 0.5. Enter'ladım. Fillet'imiz yapıldı. Fillet komutu bu şekildeydi. Aynı şekilde altında da chamfer komutu var. Ctrl Z ile bir yine köşemizi geri alıyorum. Fillet arayı yuvarlıyor. Chamfer ise dümdüz kesiyor. Bakın 2 yazıp enter'ladığımda ya da 1 yazıp enter'ladığımda görüyorsunuz 1 santim buradan, 1 santim de şuradan yiyecek şekilde hani şu arasını yuvarlamak yerine dümdüz kesti. Fillet'ı kullanırken anlattığım nüanslar, detayların hepsi chamfer için de geçerli. Chamfer'ı tıklayıp böyle yapabilirsiniz. Bunu böyle tıklaya tıklaya yaparsanız her seferinde böyle kese kese chamfer'lar yapacaktır. Onu yapmamaya özen göstereceğiz. Ya da gelip buraya ölçü verip 0.5'lik chamfer'ınızı yapabilirsiniz. Ben Ctrl Z ile geri aldım. Fillet'ımı 0.5 olarak uyguladım. Ve dosyamı bu haliyle kaydediyorum. Daha sonra bu çizgiyi kullanarak vazomuzun modelini yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.